أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين على رسولنا محمد صلوات Kardeşler tekrar hoş geldiniz. Geceniz gününüzünüz mübarek olsun. Uzun bir ayrılıktan sonra Cenab-ı Hak yine bizi bir araya getirdi. Onun rahmetine hamdü senalar olsun. Cenab-ı Hak nesillerimizden İslam'a ve Kur'an'a hadimler yetiştirsin. Çocuklarımızı Deccal'ın ve Sufyan'ın şerrinde muhafaza eylesin. İstikametten ayırmasın. Dünyada ve ukbada sıkıntı ve dert göstermesin. Amin. Şimdi dersimiz farklı farklı yerlerden yapacağım. İlk önce böyle çokça lazım olanlardan bir başlayayım. En çok sorulan. Sonra Risale'den ki yerleri de o zaman şey olursa okuyacağım. Çocuk terbiyesiyle alakalı bir yer okuyayım. Çocuk terbiyesinin hem altında insan psikolojisi. Yani çocuk psikolojisi normal büyüklerden daha hassastır. Çocuk psikolojisi büyüklerden daha hassastır. Onda olan ders gibi gözükürken aslında bize hitap ediyor. Şimdi çizgi filmlerden gireceğim. Asım belası virüsü. Niçin bunu habire böyle zındıka komitesi birbirlerine yarışırcasına yeni devamlı sürümler yapıyorlar. Oyunlardır. Çeşitli şekillerini biliyorsunuz. Ne yapıyor insana? Bilin yani. Dolayısıyla çocuklarınızda konuşmalarda, davranışlarda, çocukların konuşmalarında, davranışlarında bir gariplik olmuşsa ya benden mi, çocuğun karakterinden mi? Nereden kaynaklanıyor? Çizgi filmler çocukları nasıl bozuyor? Çizgi filmler çocukları nasıl bozuyor? Çocuklarda çocuk demek her şey daha yeni oturuyor. Ötelerden gelmiş. Bu memleketi bilmiyor. Yani dünyayı bilmiyor. Hayalini bilmiyor. Hayal ne olduğunu bilmiyor. Tasavvurunu bilmiyor. Düşünmek ne olduğunu bilmiyor. Düşünmeyi de düşünüyor. Aklı da aklediyor. Hayali hayal ediyor. Anlıyor musun? Hayali bile, hayal kurmayı bile bizden öğreniyor. Buradan öğrenecek. Anne babadan öğrenecek. Düşünmeyi de bizden öğrenecek. Her şey bizden öğrenecek. Sıfır ya. Bir anda bu akılla gelse kafayı yer insan. Allah Allah, dağlar denizler bilmiyor ki. Yavaş yavaş idrak olmadan bu aleme gele gele alıştık. Yoksa ruhlar aleminde gelen ruh burada bir anda inseydi patlardı. Çocuklarda hayal gelişiminde, çocuklar hayal gelişiminde daha. Çocuk o demektir. Bir bana orada sormuşlardı. Dediler ki, büyüklerle küçükler arasında, çocuklarla büyükler arasında en belirgin fark nedir dedikleri zaman, malum yerde ne cevap vereyim yani. Her yere göre ayrı bir cevap olur. Dedim ki, çocuklarla büyükler arasında en büyük fark, çocuklar istedikleri zaman, istediği yerde ağlarlar. Büyükler ise gizli yer arayıp, gizli yerde ağlarlar. Yani ne alakası var? İşte bu ortama o kişiler verecek cevap yani. Demek ki çocuklar hayal gelişiminde, hayali yeni gelişiyor. Yani o sistemi yeni aktif ediyor, hayal. Bak ne olacak? Hayali kullanma şekline göre hayalini çocuklar ilk önce bilgiyle anlamaz. Gördüklerini, işittiklerini, ilk önce işittiğini. Sonra işte bu şekillere odaklanır. Çocuk görmediği halde böyle sese göre kafasını döndürür. Sonra şekle karşı döndürür. Çocuklar hayali kullanma şekline göre doğruları ve yanlışları aleminde
oturtmaya başlar. Bir daha çok önemli. Hayali kullanma şekline göre nasıl kullanmışsa, nereden öğrenmişse, doğrular ve yanlışlar hayat boyu önceden kurmuş olduğu doğru ve yanlış, yani hayaline girenler üzerine bina eder. Çocuk daha doğrunun ve yanlışın idrakinde olmadığı için ayırt edemez. Yani hayaline gelen bir şeyi, nedir o? Filmler, çizgi film. Bunun hayaldir, hayal ürünüdür. Bu tasarımdır, düşüncedir. Realite ile gerçeklikle alakası yoktur. Bu hissi bir refah, rahatlandırma gibi bir yöntemdir diyemez. Çocuk ne görüyorsa bu hayaldir, doğrudur. Asla ayırt edemez. Realitesinde var mıdır, yok mudur düşünemez. Ne görmüşse o hayalini oluşturur. Hayalini oluşturanlar da doğrularını oluşturur. Çocuklar daha doğrunu ve yanlışın idrakinde olmadığı için ayırt edemez bu hayaldir. Bu doğru değildir. Bu realitesi alakası yoktur. Diyeme, ayırt edemez. Bu budur. Kaç yaşına kadar ağlayın? Çocukların dönemlerini değişir ama İmam-ı Ali'ye göre 6 yaş. 6 yaşına kadar sabit hard diskini oluşturur. 26 yaşına kadar devam eder. 26, 30 yaşına kadar evliliği bitirmeli. 40 yaşında istikameti, 33'te şeyi bitirmeli. 33'te 26 yaşında evliliği bitirmeli. Gelişimi Hazreti Ali, hatırladığım kadar tekrar edeyim. 26 yaşına kadar boy uzar vesaire. Bulu çağına gelince kadın, kız, erkek bu boy uzamak durur. Olsa biraz yavaş olur. 26 yaşına kadar alıcılığı en kuvvetlidir. 30 yaşına kadar evliliği bitirmeli. 33'te ilim sahibi olmalı. 40'te istikameti bulmalı. 50'de kemal ve erdemli olmalı. Bunları yapamayan, yapamamışsa kayıptadır der. 6 yaşına kadar hani derler ya, bu çocuktur, şey yapma, kafası şey yapar. İstersen 100 tane yabancı lisan ezberlettir. 6 yaşına kadar. Kur'an'ı komple yüklet. Yani onun üzerine bina ediliyor. 6 yaş, 0-6 yaş çok önemlidir. Onun için bazı anneler var. Anneler var. Evlatsız kalası anneler var. Kreşe veriyor, kendisi işe giriyor. Kreşteki çocuğuna annelik yapacak, bak kreşteki çocuğuna annelik yapacak kadına para kazanıp getiriyor. Yani kendi çocuğuna annelik yapmıyor, başkasına annelik yaptırıyor. O anneliğe mukabil de kazandığı parayı veriyor. O parayı kazan, o da çocuğuna sen analık yap. Peki bedeli ne olacaktır? Sen misin çocuğuna analık yapmadın? O da yaşlanınca darun acize bakım evlere o bırakacaktır seni. O da evlatlık yapmayacaktır. El ceza amel cinsine amel. Ceza amel cinsindendir. Abi burada daha da tehlikeli ya. Burada kreşte genelde... Kiliseye mi götürüyorlar? Kiliseye götürüyorlar abi. Evet. Çoğu kilisenin şeyinde olduğu için yani kreşler. Kreş... Çok az var. Kreşin Türkçesini biliyor musunuz? Ben Fransızca okuduğum için biliyorum. Kreşin manası Türkçesi... Domuz ahırı demek. İsa, onların inancına göre İsa Aleyhisselam'ı Meryem validemiz domuzların ahırında gizli iken, gizli orada yaşamış, çocuğu orada doğmuş ve domuzlarla arkadaşmış İsa Aleyhisselam. Onlarla büyümüş. Domuz ahırı demek kreş. Manası yani. Televizyonun manasını biliyor musunuz? Çocuk delirtme aleti. Evden gidiyorlarmış Amerikalılar çalışmaya. O zaman da kreş yok. Böyle bir alet koymuşlar, böyle bu kadar gelişmemiş. Çocukları böyle delirtip onu seyretsin sabahtan akşama da anne babayı aramasın diye. Yemek aramasın, ihtiyacını unutsun. Bedensel ve ruhsal ihtiyacını unutsun diye.
doğrunun ve yanlışın idrakinde olmadığı için çocuk şeyler, çizgi filmle sunulanlar hayaliyle bu gerçek arasıdır, fark vardır diyemez. Gerçekle hayal birbirine karışmaya başlar, ayırt edemez. Kapattığı zaman televizyonu, çizgi filmle hayat çatışmaya başlar. Sen kapattığın zaman bu filmdi, bu çizgi filmdi diyebiliyorsun. Çocuk bunu ayırt edemez. Bak başımıza neler çıkacak şimdi. Çizgi filmler çok girerse alemine, alemini o çizgi film karakteri oluşturmaya başlar. Yani çocuk o karakterlerle karakterlenmeyi ister. Siz enayine zenni abdibi, nasıl isterseniz kendinizi, nasıl olmak isterseniz öyle oluyorsunuz. Bu sefer o çizgi film karakterleriyle karakterini şekillendirmeye, istemeye, hevesine başlar. Ona dönüşür. Alemindeki doğrular ve yanlışları o karakter belirler, oluşturur. Çizgi filmdeki karakterler, oradaki oynayanlar taklitçilik gibi. Taklitçilik gibi. Maymun işte. Maymun taklitçiliği. İnsan nasıl bozulur? Ustadın sıralamasına göre, böyle 1-2-3 sıralamada da benim çıkarım Risale-i Nur'dan. İnsan bir önce maymunlaşır. Bir insan ilk önce maymunlaşır. Bunu kapatalım istersen. İnsan maymunlaşır. Maymunlaşan insan ilerledikçe, yani maymun ne derler diye yaşar, taklitçilik yapar. Çünkü maymun taklitçidir. Ne derler diye giyinir, ne derler diye alır, ne derler diye üniversite okur, ne derler diye evde koltuk alır. Yani çok inanmadığı halde yapmak zorunda kaldıkları. Yani adeta ki hiç kimse kendisini yaşamıyor. Sokağa çıkın, kesinlikle herkesin istediği gibi değildir kendisi. Başkası ne der, toplum ne der, onu yaşıyor. Bu insan kendisini yaşama fırsatı bulamaz. İlk önce maymunlaşır. Maymunlukta terakki eden insan tilki olmaya başlar. Tilki, girmeyeyim onun sıfatına. Tilkilikte devam eden insan kurt olur, yani yılan olur. Yılan. Dördüncü karakter yılan. Birinci maymun. İki tilki ve kurt olur. Tilki ve kurt, eksik söyledim. Üç yılan olur. Yılan su içer, zehir akıtır. Arı su içer, bal akıtır. Yılan ne gelirse gelsin hakikati zehre dönüştürür. Sana sokmaktan lezzet alır. İlle bir laf sokar. İlle bir şey yapamasa da böyle suratıyla bir şey gönderir yani. Suratı. Öyle suratsız insan var ki gördüğün zaman değil moralin bozuk, 6 ay işin ters gider. 6 ay kafadan, ben sana söylüyorum. Öyle tip, öyle suratsız ki, yani tipi demiyor. Ruhu o kadar suratına aksetmiş ki, sireti sureti olmuş, ruhu simasını olmuş ki kesinlikle 6 ay işin ters gitmese bile kesinlikle 6 ay karabasan görürsün yani. Yani rüyalarına gelir yani. Öyle tip, öyle şeyler var yani. Üçüncüsü neydi? Birincisi maymun. Ne derler diye giyinir, yaşar, eder, yapar. Ondan sonra iki tilki ve kurt, üç yılan, dört ayı, saldırgan olur, vurup kırma yapar. Çocuklarınızda da bunu görürsünüz böyle. Çocuklarda bu karakter gelişiyor. Dikkat ederseniz çizgi filmde bu karakterli kullanılıyor. Türkiye'dekilere göre söylüyorum. Böyle legoları, yani simgelerine bakın, tesadüf yoktur. Tamam mı? Dördüncüsü ne dedik? Ayı. Ayı. Birincisi yılan, maymun. İki, tilki ve kurt. Üç, yılan olur. Dört, ayı olur. Beş, en son bitti o, domuz olur. Artık kendini, eşini, karısını, kızını, kocasını kıskanmaz.
et hayat, leşoviç olur. Leş, leş yani. Vitrindeki et, domuz etiyle sığır eti eşit gibi olur. Yani derisine bakarsan dışarıda sığırla domuz ayırt edersiniz. Ama vitrinde ise domuz etiyle sığır etini pek ayırt edemezsiniz. Leş olur artık, leşoviç. Yani bedensel hayat olur, daha onda hiçbir şey olmaz. Kabire soksanız bir gece kalksa, kalksın ertesi gün aynı şeyini yapar yine. Yani bu olur. Peki, çizgi filmler çok girerse alemine, alemini o çizgi filmler karakterleri oluşturur. Alemindeki doğrular ve yanlışlar o karakterler belirler, oluşturur. Ve o hayal alemi o kadar genişlenir ki çocuğun, onu hakikata, alem-i şehadete getirmeye çocuğun gücü yetmez olur. Yani çocuğu artık o kadar hayal dünyasında yaşar ki, yürürken, annesinin kolundayken, sokakta, hala o karakteri yaşar. Bu şekilde o kadar hayal dünyasına mahkum çocuklar var ki, He-Man gibi diye ezberledim çünkü, He-Man gibi, aynen öyle. Camdan atlayan var, uçacak. Uçuyor ya, binalardan uçuyor, camlardan uçuyor, bu da uçuyor zannediyor. Ve o kadar ölen çocuklar var ya. Ve hayal alemi o kadar genişlenir ki, onu hakikata, alem-i şehadete getirmeye, kendisini buraya getirmeye çocuğun gücü yetmez olur. Hem de orası artık çok zevklidir, ondan çıkmak da istemez çocuk. Hayalinden çıkmak istemez. Bir insanı savaşta öldürmeyi ne yapacaksın? Savaşta hiçbir imkanı yok. Artık 21. asrın en büyük silahı kişileri hayal hanelerine hapsetmektir. Hayal dünyasına çıkarmamaktır. Gaye hayali yıkmakla olur. Hayalini yaşayan, kendi kurgulanan, ustad ne güzel diyor, gaye hayalin olmalı, yoksa zihinler enelere döner diyor. Yani bir insanın gayesi hayali olursa, gayesi hayali olursa o adamı döndüremezsin. Mehmetçikler gibi, askerler gibi böyle şehit. Şehit olmayı hayal etmişse hiçbir olay onu geri döndüremez. Bunun da tersi işte. Orası ile burası birbirine karışır çocuk dünyasında. Ve orası zevkli olduğu için buraya gelmek istemez. Buraya getiremezsiniz. Zorlarsanız ne olur? Çıkarmaya o alemlerden, o hayal dünyasına çıkarmaya çalışanları da düşman görmeye başlar. Düşman başlar. Çünkü alemi kurulmuş, alemini kurdu. Bunun dışındakiler onu sıkar. Ya bu çocuktan bahsetmiyorum, sizden de bahsedeyim. Ya siz ya hepimiz. Filmler böyle yapar. Bir insan filmi seyrederken oraya kendisini koyamasa, yani filmin içine hayalen yaşamasa seyrederken, o film zevk vermez. Film seyrede edenlerde böyle şeylik olur. Kendine dönük, böyle uyuşmuş, kış sineği var ya, kış sinekten olur kenar köşede. Yani elini vursan da kaçacak hali yok. Böyle kendi haline kalmış. Böyle dokunma böyle. Böyle bir hal olur. Canlı olmaz. Sıcak memleketin insanı gibi olmazlar. Film iş yaptıkları için hala onların tesiri altındadır. Sen başka şey düşünüyorum, tornadayım, tezgahtayım, araba sürüyorum. Ne? Mümkün değil. Çünkü o istersen de istemesen de senin iç alemi de devamlı aktif o. İçeride çalışıyor. Yani dışarıda televizyon, CD, İşte cep telefonu, oyunlar. Seyrettin, kapatsan bile o aleti kafanda kapanmıyor. Bu kafaya, gözle, kulakla, burunla, ağızla, elle, mekanla ne girmişse girmiştir. Tamam. O içeride canlıdır, ruhludur, uyumaz. Tatili matili kapatması yoktur. Aktiftir. Onun için kendin koruyacaksın. Yani başka hiçbir şansın yok. Mesela bu konuşmalardan hiç etkilenmeyen hala hayal aleminde olduğu için
Dün akşamki filmin tesirindedir. Hala anlamaz bu konuşmada. Ne kadar dehşetli bir hakikati anlatıyor. Yapma ya falan. Hiç şey yapmaz ya. Hayal alemde bu kadar dehşetli bir şey. O kadar dehşetli bir şeyden bahsediyorum ki. Seni oluşturan, seni senden eden, seni senden eden. Tamam. Seni senden eden. Dünya ve ahiretini berbat eden hadise bu. Çocukla alakası yok bu. Abi geçen burnuma bir koku geldi. En az 40 sene geri gittim ya. Bak bir koku. Bir koku abi. Bu koku hakkında bir dersimiz var. Nur dersinde. Şimdi iki tane de ders yapacağım. Hazırladım. Beynin 40 sene geri gittin. 60 sene, 100 sene geri. En çok hafızasında geçmişe götüren alamet ses, suret değildir. Kokudur. Kokudur. Ta ruhun derinliklerinden bahsediyor. Ağır koku. Ahlakı ağır olanlarda olur. Geçimi zor. Baksana ruhtan haber veriyor. Ya. Yani koku. Ta seni götürür. En hızlı iletişim aracıdır koku. Kur'an'da diyor ya, kadınlar kokularını sürüp dışarıya çıkmasınlar diyor. En kuvvetli bağdır koku. Çok dehşetlidir. Onu inşallah ikinci versiyonu da yapacağım yani. Koku. Çok bir şey söyleyeceğim, şaşıracaksınız. Kokunun bile kokusu var. Risale'de geçiyor. O kokunun kokusunu aldılar diyor ustad. Nasıl oluyor? Kokunun kokusu var işte. Koku seni maziye götürür. Gittin mi 40 sene önce, öyle dedin sen? Evet. Ha, o mazideki bu koku 40 sene önceyi götürdü. Gittiğin yerde, çünkü hayal ve düşünce neredeyse oradasın. Hayal için, fikir için mekan zaman yoktur. Bu hayal değildir. Şimdi 40 sene, acele et, acele etme. 40 sene önceye gittin mi? Kokunun kokusuna bahsedeceğim. Gittin. Oradaki kokuyu alıyorsun. 40 sene önceki kokuyu. Bir daha. 40 sene bu koku seni 40 sene önceye geri getirdi. Gittin. Ha, o gittiğin yerde yeniden koku alıyorsun. Kokunun kokusu bu. Ustad Risale'de geçiyor. Bu ne biçim adam ya? Risale'de geçiyor, diyor ki o zat diyor o kokunun kokusunu aldı diyor. Kokunun kokusunu aldı diyor. Ne acayip ya. Kokunun kokusunu almış. Neyse, şimdi kokuya girmeme direniyorum. Çünkü kokuya girmemeye direniyorum. Koku olsun, kokuda kalsın. Ve dimağda en canlı olan odur. Yani ses, simge, ses, şekil, ses, koku, tat. En canlı koku. Seni en çabuk oraya götüren. Ya ben bunu, ya ben bu birisine benzeteceğim ya. Veya ben bunu bu sesle şey birisine ben hatırlıyorum ya dersiniz ya, uzundur. Koku öyle değil. Tak orada. Abi koku direkt dimağa mı gidiyor? Direkt. Mesela diyor ya kulaktan direkt kalbe girerdi yani. Evet. Aynı birbirine benziyor kalp diye. Evet. Kulakların ikisi. Koku da? Direkt dimağa. Dimağa. Direkt hiç. Hiç berzağı yok. Bir devam edeyim. Çocuk hali, bunun dışındakileri çocuk hayal dünyasında çizgi filmlerin oluşturduğu bir dünya var, küçük dünya, ondan çıkmak istemez. Onun dışındaki hayat onu sıkar, orada kalmaya direnir, anne babası oradan çıkarmaya zorlarsa, çocuğun biraz da inadı varsa inatlaşır, ondandır ki bu tür çocuklar inatlaşır, korkusuz olur, saldırgan olur, hırçın olur. Çıkmak istemediklerinde. Yani bir insanın hayatını almak ne demekse,
Çocuğun kurguladığı dünya da böyledir. Allahu alem bunlara ne yapacağız şimdi? Derdi söyledim. Çare ne? Tamam. Allahu alem bana göre yani. Kur'an'daki şeyleri kullanmaya çalıştım. Bir, eğitimin dışında eğitin, anlatın ama aç bırak. Çünkü açlık kadar eğiten, öğreten, karakter oluşturan bir tesirli müessir yoktur. Çünkü Allah Kur'an'ı gönderdi, insanlar dizginlenmedi. Bela ve musibet gönderdi, dizginlenmedi. Aç bıraktı, oruçta dizginlendi. Nefse ne ceza vermişse Cenab-ı Hak, ben benim dedi, sen sensin dedi. Aç bırakınca, sen benim Rabb-i Rahim'imsin dedi. Aç bırakın, yani ne demek aç bırakın, yemek istediği halde bir şey yapmayın değil. Allah Celle Celaluhu nefsi ancak açlıkla dizginlemiş. Allah bile nefsimizi açlıkla dizginlemiş. Kuralın dışında muamele etmeyin çocuğunuza asla. Yemek saatinin dışında yemek vermeyin. Vermeyin, bırakın açlık elemiyle tanışsın. Abur cubur verme. Merhamet değil, bu zulümdür. Karakterini bozuyorsun. Çünkü fıtratta abur cubur yoktur. Mesela büyükler için ne diyor 17. sözde? Hepsi, hepimiz için diyor. Mesela çok yediğimizden kilo olmuyor. Çok yediğimizden ne? Bir, yeme sırasını bilmiyoruz. İki, yeme kuralını bilmiyoruz. Nedir o? 17. söz Lema'da söylüyor. Lema'da. Tam üstünde değil, değil mi? Ne diyor? Tam üzerinde. Ha, 4 saat geçmeden yemek yeme. Bir çekirdek dahi atma. Bak biz 8.30-9 arası yedik mi? Tamam, kesinlikle 4 saat daha bir şey atma. Yemek yedikten sonra asla 2 saat su içme. Tamam. Asla içme. İçme ya. Çünkü çalışıyor. Şimdi yemek yeniliyor. Hadi beyler, bayanlar oturun. 15-20 dakika sonra çay servisleri başlıyor. Olmadı işte. Ne içeceksen orada olacak. Bitti, kalktın gitti. 2 saat daha içmeyeceksin. 3. Kolayca hazmedeceğin miktarı ve malzemeyi. Mesela diyelim oturuyoruz. Şimdi sen 1 kilo et yersen ne yapacaksın? Ne olacak bu? Oldu mu olmadı? Ha, demek ki Allah nefsi ancak açlıkla dizginlemiş. Kuralın dışında muamele etmeyin. Asla istediğini yapmayın. Yemeği sofrasında ne yediyse onunla yetindirin. Kalktıktan sonra vermeyin. Yedirme. Açlıkla kimse ölmüyor. Normal bir insan 40 gün yemesi yaşar. Biraz üstün olursa ustad 70 gün yememiş. Yedirme, acıma. Acımak değil bu, zulümdür yaptığın. Yani kural dışında mızmız yapıyor. Tamam ya, kalkabilirsin de. Yedirme zorla. Yemiyor. İnsanın fıtratında nefse, muhabbet, cibili taraftarlık vardır. Şımarık olduğu için, onu sen büyüttüğün için o çizgi filmlerde kalkıyor, alakadan dolayı yemiyor ki bana yedirsinler diye. Bazı çocuklar büyümek istemiyor. Vardı, Kemal'in çocuğu vardı burada değil mi? Koca bir çocuktu. Hala arabalarla dolaşıyordu, ufak arabalarla. Niçin? Kasten yapıyordu çocuk. Kasten derken at niyeti değil. Alaka istiyor. Çocuk su olmak istiyor ki etrafındaki alakalar kesilmesin diye. Fıtrat bu. Bak, asla istediğini yapmayın. Yemeği sofrasında ne yediyse onunla yetindirin. Sakın aralarda isteklerini yapmayın. Suyun dışında abur cubur yedirmeyin. Bırakın ikinci yemeğe kadar acıksın. Hem büyüklere de şifadır açlık elemi. Açlık kendisi, açlık elemi kendisi şifadır. Tedavidir, ilaçtır, inanın. Açlık hissetmemiz gerekiyor. Ne olur bir daha söylüyorum. Açlık elemi var ya, hissi. Açlık hissi şifadır.
Şifadır şifa. O açlık eylemidir ki diğer hormonları, diğer depodakileri aktif edip yakıyor. En azından budur. Manevi şifa hariç. İnsan haddini biliyor, hududunda kalıyor. Fakrini biliyor. Haddinde kalıyor. Nimetin kadri kıymetini biliyor ve dışında vücuttaki depolanmış olan gıdaları aktif etme mesajıdır açlık elemi. Onları aktif ediyor. Depoları aktif ediyor. Ortaya çıkmasını sağlıyor. Bırakın açlık elemini çekin. Çeksinler. Verme. Kuralı alıştır. Bak gavurların en güzel bir tanesi tarafları da budur. Çocuk almamalar kucağına demiyor. O demiyor. O yanlış. Ama verdi, yeseydi. Bitti. Çok özür dilerim. Affınıza sığınırım. Çok kusura bakmayın. Tuvalette de ihtiyacınız olunca gidin. Fazla durmayın. Çıktıktan sonra bir daha girmeyin. De ki yapsaydı. Gelseydi. Çünkü bir gün sonraki pi atacağını şimdi hem bugün mü atacaksın? Ben böyle alıştırdım. Tuvalete gittiğim zaman işim çabuk bitiyor. Bir daha girmiyor. Olağanüstü bir şey olmamışsa. Yani su çok içmemiş. Niye? Olsaydın, gelseydin. Yani niye demeye çalışıyorum? Vücut eğitmeye muhtaç. Eğitilecek. Nasıl eğitirseniz öyledir. Hayvan gibi diyor ya abi. Evet. Külliyatta hayvan gibidir. Evet, onu öyle hayvan gibi eğiteceksin. Eğiteceksin, sen eğiteceksin. Aklını aklınla eğiteceksin. Düşüncelerini kontrol edeceksin. Ama aklına hakim olamazsın. Bir daha aklına hakim olamazsın. Ancak aklını vahye bağlarsan aklına hakim olursun akılla. O zaman dünya cennet olur. Eğer akıl sana hakim olursa dünya cehennem olur. Suyun dışında sakın çocuklara abur cubur yedirmeyin. Bırakın ikinci yemeğe kadar çok acıksın. Bağırsın ağlasın açım. Verme. Yeseydin. Öğrenecek. Hem büyüklere de şifadır açlık elemi. Açlık elemi tek başına bir tedavi yöntemidir. Diyelim, herkes için. Yok. Anne baba yiyecek. Çocuk yemeyecek mesela. Öyle şey olur mu? Anne baba ağzında sigara. Oğlum sigarayı değil lan eşek herif. Bakma baban eşeklik yaptı içiyor gibi. Yani ya söylemlerinle fiilin çatışıyor. Hani ondan sonra oğlum dürüst ol. Yalan konuşma. Ama telefonda baban yok baba annen yok hani yok de yok diyor yavrum. Telefonda yok de yok. Biz yokuz. Ne anlattın sen bundan şimdi? Fiilen yalanı öğretiyorsun. Ondan sonra diyorsun ki oğlum bana niye yalan söylüyorsun? Sen öğrettin. Öğretti. O yalanın yalan olduğunu bilmiyor ki. Yalanın yalan olduğunu bilmiyor. Yalanı çıkış yolu olduğu olarak görüyor. Yalanın yalan olduğunu kim diyecek? Kur'an ve din veya büyükler diyecekti çocukken. Ay yalan dedin ha. Bu yalan. Desen o çocuk 2-3 yaşında 2-3 defa böyle içini çeksen aman duymamış olayım asla desen Allah ceza verir ya bu yanlış ya. Ondan sonra yalanı kendisinin inkar olduğunu doğruyu bildiğin halde bir insan yalan diyemez. Diyorsa kendisini ortadan kaldırır. Kendi fıtratın inkardır. Anlatsan bizdeki bilsek demek ki açlık bir tedavi yöntemidir. Mesela bağırsakları çalışmayanlara 3 gün açlık veriliyor. 3 gün açlık veriliyor. Nasıl çalışıyor o zaman? 3 gün sonra işte zeytinyağlı şöyle limonla yapılıyor. Nasıl darmadağın ediyor o bağırsakları temizliyor. Sipsiye katran akıyor katran. Ya öyle bir temizleniyor ki. Hayal dünyasının ta çok derinlerinde çizgi filmle insan oraya taşınıyor. Eğitimle, açlıkla, kurallarla doğru hakikatleri realiteye gelmesine çalışırken
Çok ilginç bir şey söyleyeceğim şimdi. Bir daha okuyayım. Bu çok önemli. Hayal dünyasının ta derinlerinde o çocuk ve insan da büyüdüğü zaman çizgi filmle büyüyenler de aynı böyledir. Böyle aynı monoton gibi, mantar gibi adam oturur orada derse gelir. Hiçbir şey anlamaz. Ha varmış ha yokmuş. Uyuşmuş. Hiçbir eylemci olmazlar böyle. Uyuşmuş mantar gibi olurlar. Bunlar eğitimle, açlıkla, kurallarla realiteye gelmesine çalışırken ne olur biliyor musunuz? Cinlerin ve erva habiselerin de musallat olmasına olmasınlar diye devamlı her gün Kur'an-ı Kerim okuyun. Çünkü niye? Cinler, erva habiseler, şeytanlar en çok kendilerine zemin bulduğu kişilere gelir ki çizgi filmi seyredenlerde çok olur. Adeta çizgi filmleri seyredenler bunların musallatından kurtulamazlar. Cinlerden kurtulsa erva habise musallat olur. Erva habise nedir? O çizgi filmde oynayan karakterin karakteri olur. Erva habisi bu. Yani kendini ortadan kaldırmış başka bir karakter çıkmış. Yani işittiklerimiz, kokladıklarımız, yediğimiz, gördüğümüz, seyrettiğimiz filmler içeride ya ervaha aliye veya ervaha habisi olur. Onlar enerji paketidirler. Ya dimağı rahatlatırlar veya dimağı devamlı aktif ederler. Ya kendini iyi hissedersin ya kendini kötü hissedersin. Haramları içeriye soktun mu filmi kapattıktan sonra kendini mutlu hissedemezsin. Nasıl hissedeceksin? Doğru yöntemle yanlışa gidemezsiniz. Ama yanlış metotla, yanlış malzemeyle doğru caddeye, yola çıkamazsınız. Hem yanlış yaşayacaksın, hem sabahtan akşama dimağına, kalbine yanlışları dolduracaksın ve ondan sonra kendini böyle of be, ne kadar rahatım ya. Bu kadar insan mutlu olur mu diyeceksin. O zaman emeğe hakaret olur. Doğru olanlar, doğru yaşamaya çalışanlara hakaret olurdu. Olmaz öyle şey. Yani doğru malzemelerle, doğru yöntemlerle yanlışa gidemezsiniz. Üstad ne diyor? Güzel gören ki Allah'ın dediği güzeldir. Güzel gören içeriye aldı kafasına malzeme baktığı için Allah güzel dediği şey güzeldir. Haram şey güzel değildir. Güzel gören içeriye aldığı malzeme nedir? Güzeldir. Güzel gören güzel düşünür. Güzel düşünen de hayatından lezzet alır. Ben onu şer ettim. Doğru düşünürken asla kendini kötü hissedemezsin. Eğer kendini kötü hissediyorsan doğru düşünmüyorsun demektir. Kendini kötü hissediyorsan Allah aşkına bedendeki hormonlarda arama bunu. Kendini kötü hissediyorsan, rahatsızsan, psikolojin bozuksa bunu bedensel hormonlarda arama. Vücudun mükemmeldir. Hormonlar mükemmeldir. Nerede sorun var? Doğru düşünmediğinden hormonlar bozulmuş. Salgılamalar bozulmuş. Örnek veriyorum ya. Birisini hayal ettiniz gada bunu. Nasıl gidiyor? Niye gidiyor? Kırası kafası devrilisi ya. Bunu bu iş yapacak. Böyle hayal etsen. Vücut hormonlar değişmez mi? Cinselliği hayal etsen. Vücuttaki hormonlar, sinirler, bezler aktif olmaz mı? Veya kötü bir haber duydun. Midene vurdu. Miden ağrıyor. Sen doktora gittin, mide ağrısının kapını aldın. Çare midir? Evet, mide kapını aldın, mide ağrısı yok zannediyorsun. Ama o haber devam ettikçe midene devamlı o sinyali verecektir. O kötü haber kalkmadıkça midende ciddi bir değişim olmaz. Sen ilaçta hissetmiyorsun. Bastırılıyor. Vücut Allah güzel yaratmış. Mükemmel yaratmış. En ağır hastalar bile 6 ayda düzelebiliyor. Bak bir tanesini söyleyeyim. Düşünceler adamı nasıl öldürür? Hayır, yeni. Doktor anlatıyor bana bizim kardeş. Çapa'da doktor, doçent doktor. Onkoloji diyorlar değil mi kansere? Oradaydı. Adamın patolojiden parçası gelmiş.
Et parçası. Tamamen kanser. Pankreas mı neymiş? Kanser. Daha adam yeni öğreniyor. Yukarıda yatıyor serviste. İnmiş aşağıya servise. Demiş ki beyefendi pankreas kanseri belirli yerlere de aşmış. Taşmış. Adam adam yaşıyor. Adam diyor kağıt gibi oldu. Dondu buz gibi diyor. Adam bir şey yok ya yukarıda yatıyor. O parçayı alana kadar işte bir günlüğüne yatırıyoruz. Saat 10'da servismiş. Saati bile biliyorum. 10'da bu haberi vermişler. 11'i çeyrek geçe yatağında ölü bulmuşlar bunu. 11'i çeyrek geçe yatağında ölü bulmuşlar. Niçin? Aldı raporu, çıktı yukarıya, düşüncesiyle felç olmuş. Kriz geçirmiş. Hani vücutta bir öd var, ödü patladı. Vücudu zehirliyor. Bak düşünceler öldürür adam. Onun için Kur'an düşüncelerimize hitap etmiş. Hemen. Onu inşa ediyor. Demek ki buraya çiçek koyun, cama açın, arı gelir. Pislik koyun, cama açın, sinek gelir. Yani içsel aleminde savunması olmayan çökene cinlerde, şeytanlarda, elvah kabisede musallat olur. Kur'an-ı Kerim okuyun. Çünkü maddi hastalıkların sebebi Kur'an nasıl şifadır? Şifan lil müminin. Bala da şifan lil nas diyor. Bütün insanlara şifadır bal için diyor. Kur'an'da. Kur'an için müminlere şifadır. Çünkü hastalıklarımızın kökeni erba habiselerdir. Yani gübrenin, gübreyin her zerenin yanında mevkeli var ya melaike. Her şeyi melaikeler şey yapıyor ya, koruyor. Çiçeklerin yani iyi şeylerin müekkeli melaikedir. Pis ve hastalıkların müekkeli melaike değildir. Ondandır ki kendini kötü hissetmek, vehim ve vesvese gibi şeyler, korku gibi şeylerin sebebi Allah ve melekleri değildir. Vesvese gibi. Ha şimdi erva habise nedir? İçeriye alınan günahlarla, olumsuzlamalar, kavga, gürültülerle vücudumuzda enerjiye dönüşüyor. Dışarıda şekildir, sestir, enerjiye dönüşüyor. O enerji kavga ve bir haramın görüntüsüydü. Haramlar içeriye girince, içeriye siyahlandıra diyoruz da, madde diyor bak. Günahlar kalbi siyahlandıra. O mecaz değildir, doğrudur o, fizikidir o. Günahların fiziksel boyutu olumsuz siyah enerjidir. Bunu artık Lyon sistemiyle, bir fotoğraflamalıyla Ruslar çekmiş. Bu konuda Ruslar ileri bir fotoğraf makinesi geliştirmiş. Kirli an. He? Kirli an. Ha, kir? Kirli an. Kirli an, ha, lian değil, kirli an. Kirli an. Ha, bir fotoğraf makinesiyle, Allah razı olsun, düzen. O geliştirmiş, yani her bir parmağın, her bir büyümün, her bir kolun, her tarafın fotoğrafını çekmişler. Yani olumsuz nerede odaklanmış? Onu da ben size basit söyleyeyim ya. Biri siz masaj yapıyor kafanıza. Kafanıza veya sırtınıza. Aa oraya vurdu. Aa dur lan. Orada şey yapma lan. Yap. Oraya yap. Oh. Ha orada enerji yolunu var. Pislik. Masaj yaptıkça hele bir daha ayet-i kürsi okusa böyle. Ondan sonra belirli bir aşamadan sonra orada artık sana zevk vermez. Niye? Daldı gitti. Yani görüyor musunuz enerjiyi? Kafanızda da öyle. İlk meta 6 ay kafasına hacamat yaptırmamış. İnsanların kafasını neresine bastırırsanız bastırın zevk kalır. Çünkü kafa sarmış olumsuz. Hepimizde var ya. Kavga gürültülerini görmüşüz. Bunu seyretmişiz. Bunu kafaya sok böyle şey. Böyle bastıra böyle. Yani, tamam. Elini kaldırma. Çevir. Öyle değil mi Murat? Ha, şurası. Daha çok buraya toplanıyordu onda. Yani diyor ki ya kemiği kıracağım ya sen. Hiçbir şey anlamıyorsun. Ne anlatmaya çalışıyorum? Depoları göstermeye çalışıyorum. Yerin dibindeki su depoları gibi. Bu nedir? O enerji içeriye soktuğumuz günahlardır.
hastalıkları da mı onlar yapıyor? Evet. O enerji... Yani melekesi, oranın melekesi gidiyor. Yerine... O geliyor. Bak hastalığı anlatayım. Aldı mı bu şeyi, enerji içeriye? İçeriye hiçbir şey yok olmaz. Sestir, sürettir, içeri girdi. İçeri girince bu enerjidir. Günahlara ustak kir diyor, madde, fiziksel. Yani o dalga değil mi arkadaşım ya? Nasıl giriyor? Hani Peygamberimiz demiş ya aleyhissalatü vesselam, şu mezarlıkta ölenlerin yarısı gözden gitti diyor. Gözden çıkan şua, haset, kalpteki haset, karşıdakinin hücresini bozuyorsa, bir yolla, bir yol açılmış, kalpten göz vasıtasıyla karşıya taşınıyorsa kişi, o kişi de bu göz yoluyla içeriye giriyor. İçeriye adam parçalıyorsun. Ha, gözle de seyrettiniz giriyor içeriye. Girdi içeriye enerji oldu mu? Oldu. O enerji güçlendikçe o enerji suya dönüşür. Çakmaktaki su. Çakmağa baktığınız zaman su gözükür. Su mudur? Gazdır. Üzerindeki ısıyı alırsanız suya dönüşür. O içeriye giren resim enerjisi, ses enerjisi içeride yavaş yavaş harareti gider, suya dönüşür. Suya dönüşür, o su hücre olmaya başlar. Su, su gibidir ya. Onun için hacamatla o sular çıkıyor, sülükle çıkıyor. Kur'an'la da çıkıyor. O daha suya dönüşmeden, gaz halindeyken suya dönüş. Suya dönüştü mü hücre oluyor. Onun adı hastalıktır. Çünkü normal itibariyle bir insan 2000 sene yaşayacak kadar bir sistemi var böyle. Vücut sistemi, Adem Aleyhisselam 2000 sene yaşamış. Doğal olarak böyledir. 2000 sene yaşayabilecek yapısı var. Ama dayatmalarla bozmuşuz. En büyük dayatmalar gözden ve kulaktan giren dayatmalardır. Şimdi içeriye girdi o su. Onun mekeli melaike değildir. Ervah habisedir. Melekler terk ediyor. Melekler terk edince rahmani, yani doğru enerji gelmiyor. Enerji akımı olmuyor. Enerji akımı olmayınca orada yoğunlaşma büyüdükçe ki o su kist oluyor. Kist biraz da yapısı değişiyor. Kanser oluyor. Böbrek hastası oluyor. Bilmem nesi oluyor. Şu da oluyor. Yani o bazı istisnalar hariç nedir o? Bazı böyle maddi hastalıklar, bazı bunun dışında oluyor ama ekseriyeti mutlaka itibariyle hepimiz biliriz ki mide hastalıkları kötü düşüncelerden kaynaklanıyor. Miden ağrıyor. Ne ağrıyor? Asabi insanlar olumsuza odaklanmış. Midesine vuruyor devamlı. Devamlı mide aktif. Hayalle mide çalışmıyor mu? Bir yemeği hayal edin bakayım iftara yakın. İnsanın düşünceleriyle hormonlar çalışmıyor mu? Çalışıyor. Bu da böyle yani. Peki birkaç tane de şey okuyayım şimdi size. O, ya bu başın ağrıyor ya bu başın ağrıyor. Kesinlikle. Evet. Kesinlikle. 84. Bir yere vuracak daha yeri. 82. Başka cümleler veriyorum. Hayatına anlamı koyan dinlerdir. Hayatına anlam koyan dinlerdir. Din yoksa hayat anlamsızlaşıyor. Tüm burada hayatıma, dinin kazandırdığı hayatıma hapishane neler getiriyor, neler alıyor? Bunların cevabından sonra mesela şu, hayatımızı anlamlandıran dinlerdir. Ne demek şu? Hayatımıza ufuk gösteren, ahiretle, ahiret inancını din getirmiş. Bak hayatın ezberi olmasın böyle. Dine inandığımız için değil. Mesela yapma. Haramdır. Ayıptır. Günahtır. Sevaptır. Sonsuz hayatındır. Gibi anlayışlar yoksa şu dünyada doğru ve yanlış nedir ki? Rüşvet yemek niye kötü olsun? Başkasının zina yapmak niye kötü olsun? Çalmak, çırpmak, yalan söylemek niye yanlış olsun? Ahirete inanmayan bir insan niye dürüst olsun ya? Söyler misiniz bana? Yalan söylüyor. Peki yalan niye yalandır? Ahiret olduğu için yalandır. Ahiret yoksa yalan yalan değildir.
O da bir yöntemdir. O da bir çıkış yoludur. Mesela ahiret inancı yoksa niye çalmıyorsun ki adamı kandırmıyorsun, kazıklamıyorsun? O da bir çıkış yoludur. Niye yanlış olsun? Söyler misiniz bana? Adam kandırmak niye yanlış olsun? Ahiret yoksa. Ha, demek ki ahiret hayatı dünyamızı anlamlandırıp kıblesine koyandır. Yani yapma çünkü, çünkümüz var. Deme çünkü, yardım et çünkü, yapma çünkü. Allah inancı yoksa bak zulmetme, çıkar aheste aheste. Değil mi? Diyoruz. Başka, seni sorumlu kılan ve kılmayan risk almayladır. Bu da delikanlı dönemidir. Risk alma, yaşlandıkça risk alma azalıyor. Mesela gençken risk var ya, risk değil, z değil. Risk alma, yani farkındalığı olmakla beraber bedeli olduğunu, bedeli de var ama risk alıyorsun. Şimdi bu genç dönemlerde olur. Hayatı aktif olsun diye. Yaşlandıkça risk alma azalıyor. Kimse almak istemiyor. Yaşlılıkta aman evladım, aman gitme, aman düşersin, aman düşürsün. Biz gençken böyle bir düşüncemiz var mıydı? Böyle bir şey yok. Niye? Hayat canlı olsun diye bunu Allah o duygumuzu o zaman pek aktif etmemiş. İnsanda kaygıları var. Ayrı ayrı cümleler okuyorum. İnsanda kaygıları var. Kaygı yani endişe. Kaygı endişeleri var. Bunu ahiret inancı ortadan kaldırabilir ancak. Nasıl ki çocuğun anne karnındaki organlarını anlamlandıran dünya hayatı olduğu gibi. Mesela anne karnındaki organlar yok mu çocuğun? Niye var? Ayak var, göz kulak var. Gidecek olduğu dünya için. Anne karnında çocuğun, bebeğin gözü bir işe yarıyor mu? Yok. Kulağı da yok. Peki onu anlamlandıran nedir? Yani onu anlam veren gözüne anne karnındaki dünyaya gidecek, orada kullanacak. O zaman diyorsun. Ha, insanın da endişeleri, kaygıları ahiret inancıyla ortadan kalkar. Yani mesela bir sürü şeylerimiz var. Endişelerimiz var. Ne olacak? Nasıl gideceğiz? Ha, ahiret inancı geldiği zaman merak etme. Orada ebedi bir hayat var. Eğer kaygın, endişen, ölüm korkusuysa ahirette ölüm yoktur. Peki endişen gene kabirse, korkunsa, bak şehitler ölmez. Başka? Sen günahlarından kork. Ölümü hatırlamayacaksın. Bir tanesine dedim ki, yeni, ben dedi ölümden korkuyorum dedi. Ben dedim bir formül yapayım. Bunu uygula. Tamam. Bakayım ölümden mi korkuyorsun, başka bir şey mi? Tamam dedi. İbrahim, hepinize söylüyorum İbrahim bak. Bütün iyiliklerinizi hayal edin. Namazınızı, orucunuzu, davanızı, hayır hasanatınızı, zekatınızı, sadakanızı. Ettin mi abim? Ettin. Tamam. Altına yapmayın da bütün pislikleri altına dizelim. Yapmayın, öyle bir paket yapayım. Yani iyilikleriniz eksi kötülüklerinizi çıkartın. Toplama çıkarma gibi çıkartın. Hangisi fazla ise o iyilik veya kötülük donmuş, donacak. O enerji, iyilik veya kötülük enerjisi donacak. Şekli, o donan şekil Azrail'in olacak senin. O senin Azrail'in odur. Ruhun ondan korkuyor. Peki abi, yaptığın tövbeler falan onu şey... Tabii, mesela yaptığın iyilik. Tövbe var içinde, dua var içinde, münacat var içinde, namaz var içinde vesaire var. Ama yapmadığın tövbeler, kabul olmayan şeyler, günahlar, haramlar, adam hiç tövbe nasip olmuyor.
Sana nasip oluyor. Tövbe herkese nasip olmaz ki. Sonra nasip olur. Allah affetmek istediği kişinin diline tövbeyi nasip eder. Bu basit bir şey değildir bu. Adama dedim ki hadi beraber tövbe edelim dedim. Yatakta sekiratta 74 yaşında. Tövbe 72 yaşında mutait. Hadi bir tövbe edelim abi dedi. Bizim kardeşimizin kaybedir. Ben tövbe etmem dedi. Yani diyeceksiniz ki tövbe niye nasip olmuyor? Olmuyor işte bak şimdi. Ben yalan mı söylüyorum size? Yalan nasıl? Lafzı kafirdir. Kafirler kullanır. Bak ben söylüyorum diyorum ki bak ben anlatıyorum. Hadi abi dedim bir tövbe yapalım. Benim hoca sıfatıyla gitmişim yanına. Ben tövbe yapmam dedi. Her tarafı kanser sarmış. Ölüm döşeğinde olan adam. Öyle de gitti. Niye yapmasın dedim. Bana yakışmaz dedi bu yatakta kanser. Ölümle boğuşurken ya dedi ölüm korkusu zannederler. Peygamberimizin amcası gibi olmuş. Zannederler. Ben dedi ancak tövbeyi şöyle yaparım. Allah beni buradan kaldırır. Ha mecburdur bu Allah. Tövbe tövbe. Şuraya bak pazarlığa bak. Tövbe ya Rabbi ya. Allah beni buradan kaldırır. Sihatıma kavuşurum. O zaman diyor zoraki değil diyor. Tövbe yaparım dedi. Beni burada Allah helak eder diye oradan hemen kaçtım gittim. Çünkü Lut gölüne sahabeleri hemen gönderen Resulullah hemen gidin diyor. Gadab ilahinin tecelli ettiği yerdir burası diyor. Tamam. Ha tövbeler Allah affetmek istediği kuluna tövbeyi nasip eder hatırlatır. Şimdi amellerimiz, ibadetlerimiz, tövbelerimiz tamam hepsini koy. Bak Azrail kim olacak? Altına günahlarımızı koy. Eksi çıktı. Şöyle yapayım matematik yapayım. 82 sevabınız var. Tamam 82. 40 tane de günahınız var. Ölüm anında. Daha ölmedi. Meleği ağladı tamam. Tövbeler kapandı. Sekerata girdin. Ölmedin Azrail gelecek. Azrail'in bak yapıyorum sana. 82 sevap. 40 günah. Çıkart. Eksi. Kaç kalır? 42. 42 denilen o enerji paketini buzdolabına koy donsun. O gaz. Sebap gazdır. Donsun. Aldığı şekil senin Azrail'indir. Bir de 500 günah sıfır sebap. İmanı yok. O günahı dondur. Çünkü iman olmayınca sebap yok. Yaptığı iyilikleri dünyada veriyor Allah. Ahirete kalmıyormuş. İmansızın. 5000 günah. Gaz. Dondur. Buzdolabına koy. Abi buzdolabı almaz. Soğuk dondurucuya koy. Büyük bir. Donsun. O donmasıyla oluşan koku, oluşan şekil, oluşan ses, seslerle işlediği günah. Bak seslerde bir hadis var değil mi? Bir hadis var öyle. Mesela kadının sesi diyor. Nereye kadar uzak gitmişse namarime o kadar dilini çekecekler diyor. Oraya kadar. Mesela niçin söyledim? Günah nedir? Ses de işledin. O dünyada bütün kötü seslerin cemi. Neyle işledin? Gıda ile haram işledin. Bütün dünyada en korkunç dehşetli tatların cemi, toplamı. Dünyada en korkunç bütün şekillerin haramı gözle işledin. O donduğu zaman senin Azrail'ini oluşturuyor. O zaman kabire girmeden o senin Azrail bu. Ya birkaç tane de okuyayım tamam. Endişelerini ortadan kaldıran, anlamlandıran ahiret inancıdır. Ne demiştik? Anne karnındaki organlar hiçbir anlamı yoktur orada. Gözün kulağın yok. Dünya ne yapıyor onu? Gidecek olduğu alem. Orada bulunduğu alem değil de gidecek. O alem onu anlamlandırıyor. Değer verdiği gibi insanların endişelerini de ahiret inancı ortadan kaldırıyor. Tek bir tane de okuyayım. Eğer sorunuz varsa kağıtla verin. Kağıtla verirseniz aşağıdakiler sorunuza cevap veririm. Şurada şunları da okuyayım da tamam. Kendini inşa etmedikçe yani kendine yatırım yapmadıkça ha bir yıl ha yüz yıl
yaşadın hiçbir mana, hiçbir fark ifade etmez. Bak bir daha, kendine yatırım yapmadıkça, mesela dünüyle bugün eşit olan diyor. Mesela bir insan düşün, Alman düşün. Namazı yok, orucu yok vesaire. 10 sene önceyle bu sene ne farkı var? Sence ne farkı var Murat? O zaman niye yaşıyor ki? İsraf oluyor bu yani. Allah israf eder mi bu gıdayı? Güneşi, ekmeği, elmayı? Yani ne anlamı var? Peki 10 sene öncesiyle şimdi aynı ise 10 sene sonrası da aynı. O zaman seni niye yaşasın ki? Şimdi gitsin fark etmez ki. Hadis var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki eğer yaşarken hayatınızda hiçbir anlam bir şey yoksa toprağın altı sizin için daha hayırlıdır. Mesuliyet daha olmasın diye. Yok. Hayatınıza anlam verilip devamlı anlamlanıyorsa toprağın üstü toprağın altında hayırlıdır. Söylüyorum size arkadaşınızla komşunuzla Türkiye'de bunu desem zor adamlar anlar. Çünkü komşularında kafir yok. Şimdi bu kafir düşünün. 10 sene önceki bir kafir komşunuz. Evlen. Evet. Düşün. Var mı komşunuz abi kafir? Vardır. Var. Gayrimüslim çok var. Çok. Ha işte o. Yani burası onun olamayabilir. Evet. Peki onu tanıdığınız, yakın tanıdığınızı söylüyor. Çalıştığınız yer. 10 sene öncesiyle şimdi fark var mı? Yok. Peki sana tahminen söylüyorum. 10 sene sonrakiyle şimdiki hayat onda bir şey farklılık olacak mı? Hiçbir şey. Zaten yani, onlar da öyle istiyor abi. Evet. Hani hep aynı düzeyde. Aynı şey. Stabil olsun da hayat. Evet. Dert yok, keder yok, hiçbir şey yok. Öyle istiyor yani. Çünkü ne? Dert Müslüman ne olur? Çünkü onlar fok balığı yaşadıkları için, beden leşoviç yaşadıkları için öyle bir idealistlikleri yoktur. Ama şeyleri farklı. Hani Müslümanların anlayışı farklı oluyor. Hani komşu olanı. Tabii tabii. O farklı. Başka yok. Başka bir şey yok. Komşuluk yani. Hiçbir şey yok. Yani hayatlarında bir anlam yok. Bir hayatlarındaki yaşandı farkı yok. Aynı şeyi yer, aynı şeyi düşünür. Mesela hacca gittiğimiz zaman komşunun ekstra televizyonda röportaj şey yapmışlar. Haç üzerine ben gittim diye onu seyrettiler abi. Komple ne yapıyor, ne ediliyor. Yani merak ediyor, oku. İşte okum. Yani diğerlerinde zaten bir, o zaman hayatın bir anlamı, o zaman bize hitap ediyor şimdi bu diyor ki sen de bak bakalım, uzun yaşamaya bakma, doğru yaşamaya bak. 1000 sene çınar ağacı odun gibi yaşamaktansa bir saat insan yaşa. Ölümden korkma, anlamsız yaşamaktan kork. Azrail'den değil, günahından kork. Kabirden değil, kitap okuyamamaktan kork. Kabre gitmekten değil, derslere, sohbete gidememekten kork. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين الفاتحة مع الصلوات